21 Şubat 2022. Selahattin Eş Çakırgil. Star Gazetesi. Fatih'in Ayasofya'yı mescide dönüştürmesi İslam'a aykırı mıydı? Sosyal hayatta toplumun ilgisine, alkışına kapılmamak o kadar kolay değildir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bir rivayette toplum içinde parmakla gösterilen kişi olmamaya dikkat etmek gerektiğine işaret olunduğunu aktarmıştı. Şimdi merhum olan hocalarımdan birisi, parmakla gösterilmek, övgü içinse insan gururlanabilir, yergi içinse o zaman da insan davranışlarında bir yalpalama yaşanır. İslami sahadaki bilgilerine kitlelerin müsbet karşılık vermesinden dolayı kendi nefsine pay çıkarıp ayakları kayanlar çok olmuştur. Başta kendi nefslerimiz olmak üzere her birimize bu gibi durumlara düşmemek dikkatinin nasip olması için "Ya Rab, ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma" diye dua ederiz. Son 30-35 yıl boyunca tanıdığım bir arkadaşın konuları izah etmesinde son yıllarda bir takım tökezlemeler görülüyordu. Nebevi hadisler konusunda iyi düşünülmeden söylenmiş sözlerden sonra, şimdilerde de Ayasofya'nın mescit yapılmasını Kur'an'a aykırı bir tasarruf olarak nitelemiş. Öyle anlaşılıyor ki, Ayasofya'nın 500 yıl kadar mescit olarak hizmet gördükten sonra sadece 1935'lerde müze yapıldığı ve 86 yıl süren bir laik zorbalığın bertaraf edilip tekrar ilahi bir mabet, mescit statüsünün iade edilmesini değil, Sultan Fatih tarafından 1453'teki fethi takiben mescide dönüştürülmesini de Kur'an'a aykırı görüyor. O halde bir düşünelim. Kâbe, Hazreti İbrahim tarafından bir ilahi mabet olarak yapılmıştı. Ama sonraki asırlarda bir puthaneye de dönüştürüldü. En büyükleri Lat, Menat, Uzza olan putlardan yüzlercesi vardı Kâbe'de. Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethinden sonra Kâbe, putperestlerin ve müşriklerin tasarrufundan kurtarıldı, asli şekline iade edildi. Ayasofya'da Hazreti Peygamber'in doğumundan 35 yıl, peygamberliğinin de 75 yıl öncesinde o zamanki ölçülere göre dünyanın en büyük mabetlerinden ve Hazreti İsa şeriatinin Meriyet'te olduğu dönemde bir ilahi mabet olarak yapılmıştı. Ama o mekanın sonraları başka emeller için hatta puthane haline de getirildiği görüldü. Hatta Katolik Haçlı orduları Kudüs'ü ele geçirmeye giderken bu mabedi Ortodoks Hristiyanlara olan düşmanlıkları yüzünden atlarının katırlarının ahırı haline bile dönüştürmüşlerdi. Sultan Fatih ise fetihten sonra cemaatsiz kalan o mekanı ilk yapılışındaki asli şekline, yani Allah'a ibadet olunan bir mabet statüsüne iade etti. Yoksa Müslümanların başkalarının yaptığı mabetlere ihtiyaçları yoktu. Hatta daha muhteşemlerini de yapmışlardı. Bu konuyu bu şekilde anlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir iki konuya daha değinelim. Bir okuyucu, Sabir Meşhur isimli bir arkadaşın Arapça bir televizyon yayınında Osmanlı ve bugünkü Türkiye ile ilgili bazı yorumlarından videolar göndermiş. "Ne dersin?" diyor. Bu zatın televizyon konuşmaları Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Anlatış tarzı da hoş. Elbette doğruları da bir hayli. Ancak bazı hassas mevzular var ki kesinleşmemiş bilgilere dayanıyor. Mesela Türkiye iç siyasetindeki filan erkek ve hanım liderlerin aslen Ermeni olduğu gibi iddialar ve diğer başka konular. Müslüman olmak için herhangi bir kavimden olmak şartı yok. Türkler büyük ekseriyetiyle Müslüman olmuşlardır. Ama nice Türkler de gavurlukta rakip tanımaz bir şekilde zamane firavunları konumunda olmamışlar mıdır? Aynı şekilde evet Ermeni kavmi genel hatlarıyla Hristiyandırlar ama Müslüman olmuş birçok Ermeniler de vardır. Yahudiyken Müslüman olan ve Müslümanken Yahudiliğe yelken açanlar da olabildiği gibi. İslam, belirli bir kavmi, coğrafyayı veya sosyal sınıfı değil, bütün zaman ve mekanlardaki bütün insanları muhatap alır. Biz Müslümanlar olarak her kavimden olabiliriz ve hiçbir kavmi etnik kökeninden dolayı üstün veya düşük noktada göremeyiz. İlla da etnik köken arıyorsak hepimiz Beni Adem'iz, Adem oğullarıyız. Bir diğer konu. Geçen hafta bazı yıl dönümleri vardı. 2004-2017 arasında İstanbul'da 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş'ın ve son dönemin büyük ulemasından Emin Saraç Hoca'nın ebediyet yolculuklarına çıkışlarının birinci yıl dönümüydü. Keza 43 sene öncelerde Müslüman gençliğin yiğit isimlerinden olan 23 Şubat 1979 Cuma günü İstanbul Fatih Camii'nde kıldığı Cuma namazından çıkışta vurularak dünya hayatından koparılan Metin Yüksel kardeşimiz de dün Fatih Camii avlusundaki vurulduğu noktada dava arkadaşlarınca rahmet dilekleri içinde anıldı.
Cumartesi günü de yaşadığı dönemin önde gelen edebiyatçı ve yazarlarından olan Ahmet Kabaklı vefatının 21. yıl dönümünde Birlik Vakfı'nda Dursun Gürlek, Mehmet Nuri Yardım ve Zeki Gezer'in sunumlarıyla anıldı. Eyüp Sultan Mezarlığı'nda merhum Necip Fazıl'ın kabrine çıkılan yolun sağındaki mezar taşında Yunus Emre'den 800 yıl öncelerdeki Türkçe ile yer alan "Şol kainat secd eyleyüp can, çalaba Allah'a verilende, bu mesel içre halimiz bir yüceden görülende" şeklindeki düşündürücü beytin Kabaklı Hoca'nın vasiyetiyle yazıldığını öğrendim. Merhum Kabaklı'yla 45-50 sene öncelerden beri aşinalığımız vardı ve bazı noktalarda farklı yaklaşımlarımızı da o zaman gençliğimize vererek mülayemetle karşılık verirdi. Ama ömrünün son dönemlerinde yazdığı Temellerin Duruşması isimli eserinde dile getirdikleriyle geçmişte kendisine katılmadığımızı söylediğimiz konularda aynı noktalara gelmiş olması ve çoğumuzun hala daha söyleyemediğimiz konuları yazmış olması ve merhum Profesör Teoman Duralı gibi ilginç tespitler yapması ayrı bir yazı konusu.